Kayseri Ülke Ocakları İl Başkanı Volkan Çolak görev süresinin dolması nedeniyle başkanlığı düzenlenen törenle Serdar Turan'ı devretti. Buyurun gelin arkadaşlar sizler de. Düzenlenen devir teslim törenine Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Serdar Tok ve Ülke Ocakları üyeleri katıldı. Kayseri Ülke Ocakları İl Başkanlığı için 40 aday arasından Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş tarafından seçilen Serdar Turan göreve başladı. Kıymetli dava arkadaşlarım, öncelikle hepinizi en derin hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. İlhamını 5000 yıllık Türk tarihinden alan ocağımız, Türklük ve İslam yolunda faaliyetlerine, hizmetlerine devam etmektedir. Bu anlamda zaman zaman ocaklarımızda görev değişiklikleri, bayrak değişiklikleri yaşanmaktadır. Bu bir hizmet yarışıdır. Bu bir bayrak yarışıdır arkadaşlar. Davamız hiç kimseyle, hiçbir kişiyle kaim değildir. Dolayısıyla da yerine gelecek arkadaşımızla da bizlerle de kaim değildir. Davamızın Allah davası olduğuna inanıyoruz. Allah davasına sahip çıkacaktır arkadaşlar. Bu anlamda da bundan önce ocağımıza bir nebze de olsa hizmet etmiş, katkı sağlamış her arkadaşımıza sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Davamızdan ayrılmadığı müddetçe, liderimizin çizgisinden ayrılmadığı müddetçe her dava arkadaşımızın, her kardeşimizin şerefi bizlere emanettir arkadaşlar. Cahiliye devrinde bir hastalık vardı biliyorsunuz. Helvadan put yaparlar, acıkınca yerlerdi. Dolayısıyla bizlerde İslam inancına sahip olan Türklerde helvadan put yapma gibi bir gelenek yoktur. Taşı oyup ona tapmayan tek millet Türklerdir. Buradan anlayacağımız şudur arkadaşlar. Bizim için kutsal olan kişiler değil, davamızdır. Hepimiz bu davaya, bu kutsal davaya hizmet noktasında çaba sarf ettiğimiz ölçüde değerliyiz. Bu ölçüde kıymetliyiz. Bu anlamda Ülke Ocakları Türk milletine hizmet yolunda çeşitli faaliyetler yapmaktadır. Buradan ilanını yapmış olayım. İnşallah önümüzdeki ay içerisinde çocuklarımız için hazırladığımız Kutadgubilik, biliyorsunuz bu sene Kutadgubilik'in yazılışının 950. yıl dönümüdür. Bu kapsamda bizim çeşitli faaliyetlerimiz olacak. İlkini de Kutadgubilik'in uzmanı olan bir hocamızı Ülke Ocakları Genel Merkezi'nde konferans verdirmek suretiyle misafir ettik. Önümüzdeki ayda çocuklar için Kutadgubilik çıkacak. Ardından da yine son günlerde takip etmişsinizdir. Dede Korkut hikayelerinin yeni bir destanı, yeni bir hikayesi ortaya çıkarıldı. Bunun da dahil olmak üzere çocuklarımız için Dede Korkut kitabını da yayın hayatına önümüzdeki ay kazandıracağız. Bunu niçin anlatıyorum? Arkadaşlar dün savaş, mücadele savaş meydanlarında yapılıyordu. Dün Haçlılarla mücadele eden Kılıç Arslan neyse bugün Ülke Ocaklıları odur. Dün Bizans'la savaşan, mücadele eden, bu toprakları Türkleştiren ve İslamlaştıran Alparslan neyse bugün Ülke Ocaklıları odur. Çıplak milleti giydirdim, aç milleti doyurdum diyen Bilge Kağan neyse bugün Ülke Ocakları odur. Yedi düvele kafa tutan Mustafa Kemal Atatürk neyse bugün Ülke Ocakları odur. Bugün Ülke Ocakları başbuğumuz Alparslan Türkeş'in, bilge liderimiz Devlet Bahçeli'nin davasını gütmektedir. Bu şuurla hareket edeceğiz. Bu şuurla davamıza hizmet edeceğiz. Bizim davamız bir okyanustur arkadaşlar. Biz burada bir zerre olabilirsek bu bizim için şereflerin en büyüğü olacaktır. Nefsimiz elimizde bir buz kütlesi. Eğer o buz kütlesini elimizde tutarsak eriyip yok olup gidecek. Ama o okyanusa atarsak o okyanusun kendisi olacağız. Bu şuurla hizmet edeceğiz. Bu şuurla davamıza hizmet etmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bugün burada bir devir teslim gerçekleştireceğiz. Kıymetli başkanımız Volkan Çolak Bey'e bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum.
Allah kendisinden razı olsun. 2 yıldır burada ocağımızın sancağını dalgalandırmakta, ocağımızı tüttürmektedir. Bundan sonra da Serdar Turan kardeşimizle yolumuza devam edeceğiz. Serdar Turan kardeşimiz ocağımıza hizmet edeceklerdir. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Buyurun Serdar Bey. Sayın Genel Başkanım, Sayın Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanımız, kıymetli hocalarımız, Ülke Ocakları'nın kıymetli neferleri, hepinize teşekkür ediyorum ve özellikle de Ülke Ocakları Genel Başkanımıza bizzat devir teslimimizi kendisinin gerçekleştirerek buraya kadar şeref verdiği için teşekkür ediyorum. 15 yıldır bu teşkilatların her kademesinde görev alma şerefine nail olduk. 2 yıldır da burada il başkanlığı görevini yürütüyoruz. Bizi bu göreve layık gören genel başkanlık makamıdır. Devir teslimler gelip geçicidir. Bize emanet edilen görevi bugün Sayın Genel Başkanımızın takdirleriyle yine hem bizimle hem bundan önceki il başkanlarımızla görev yapan Sayın Ocak Başkanımıza devretmiş bulunuyoruz. Bugüne kadar bizlere gerek maddi gerek manevi desteklerini esirgemeyen kıymetli dostlarımıza, arkadaşlarımıza, ülküdaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Zor bir zamanda görev yaptık. Ateşe su taşıyan karınca misali, safımız belli olsun diyerek safımızdan asla ödün vermedik. Başbuğumuzun yolunda, liderimizin emrinde, Ülke Ocakları Genel Başkanımızın emrinde ömrümüzün son neferine kadar hizmet edeceğiz. Biz burada sadece görevleri teslim ediyoruz. Diğer ocaklarda, ilçelerde, üniversitelerde devir teslim olduğu gibi de bu normal bir devir teslimdir. Bütün teşkilatlarımız il ocak başkanımızın emrindedir. Bizler ve diğer il ocak başkanları teşkilatlarımız da aynı şekilde telefonları 24 saat açıktır. Her türlü maddi manevi desteğe hazırdır. Her şey teşkilatlarımız içindir, davamız içindir. Hepinizden haklarınızı helal etmenizi istiyorum. Üzerimizdeki ateşten bir gömlek şehitlerimize, makamımıza layık olabildiysek ne mutlu bize. Bu şerefi ömür boyu taşıyacağımıza sizlere yemin ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum Sayın Genel Başkanım. Sayın Genel Başkanım. Öncelikle bizler bu göreve layık gören Ülke Ocakları Genel Başkanımız Sayın Sinan Ateş Beyefendi'ye ve katılımlarından dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Devre aldığımız sancağı en ileriye taşımak için, hak ettiği yerlere ulaşmak için, maddi manevi elimizden gelenin en iyisini göstereceğimize, şehrimiz, teşkilatlarımız, arkadaşlarımız adına en iyisini yapacağımıza inanıyorum. Yolumuz zor, yolumuz çetin. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Hepinize inanıyoruz, güveniyoruz. İnşallah bu süreçte hep beraber en iyisini yapacağız. Allah hepinizden razı olsun. Efendim çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin Sayın Genel Başkanım. Başkanım hayırlı olsun. Sağ olun, teşekkür ediyorum.